faiz artışı gelecek anlamına gelebilir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Şant Bey. Şant Manukyan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü bizimle beraberdi. Yeliz Karabulut, ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü de olası Türkiye yetkililerini bize aktaracak. Yeliz Hanım, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Nasıl etkilenebilir piyasalar, yurt içinde piyasalar Fed'in açıklamalarından? Aslında biraz önce Şant'ın da söylediği gibi kayda değer bir süre faiz artırımı düşünülmüyor gibi bir kelime hala devam ederse, daha doğrusu Fed'in konuşmalarında, söylemlerinde, tutanaklarında böyle bir kelime hala devam ederse, tabii ki bizim gibi ülkelere, özellikle gelişmekte olan ülkelere pozitif olarak yansıyabilir. Fakat bu metnin çıkartılması, bu kelimenin çıkartılması halinde ise bizlerde, özellikle borsada, sert satış baskısına neden olabilir diye düşünüyoruz. Diğer taraftan ise işsizlik rakamını biliyorsunuz ki revize etmeleri olası, beklentilerini daha doğrusu, hedeflerini revize etmesi olası. Bu da tabii ki bizim gibi ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde, kırılgan beşlide sert satış baskısına neden olabilir. Özellikle teknik seviyeler burada tabii ki ön plana çıkıyor. Dolar TL'yi incelediğimiz zaman ise, ki bunu tabii ki borsa tarafına yansıması da birkaç gündür çok fazla etkisinin olmasa da geçtiğimiz hafta sert satış baskısına neden olmuştu borsada. Dolar TL'de teknik seviyelere baktığımızda aşağıda yukarıda 1.20.85 seviyesi önemli bir destek noktası. Aşağıda da 1.20.10 seviyesi önemli bir destek noktası olarak ön plana çıkıyor. 1.20.85 seviyesi aşılması halinde, üzerine tutulması halinde 2.21.50 ve 2.22.50 seviyesi ön plana çıkıyor. Orta vadede bir analiz yapmak gerekiyor ki şu an özellikle birkaç günkü hareketi ben kar realizasyonu olarak görüyorum. Günlük kapanış eğer 1.20'nin altında olursa realizasyonun daha da kuvvetli olması beklenebilir. Fakat 1.22.50'nin üzerinde sert bir hareket görmemiz, özellikle günlük kapanış gerçekleşmesi halinde ise orta vadede 2.30'a doğru yeni bir bant açılımı olacak ki hareketlerin, daha doğrusu volatilitenin daha sert olmasına neden olabilir. Aşağıda 1.20'nin altındaki kapanışlar ise, bugün eğer piyasa dostu açıklamalar eğer gelirse bir toplantı daha var biliyorsunuz ki tamamıyla parasal genişliğinin bitirilmesi anlamında bir toplantı sonrasında belki açıklama yapabilirler. Bu aşamada da aşağıda 1.20 seviyesi önemli, takip edilmesi gerekiyor. 2.18.60 seviyesi de sonraki takip edilecek seviye. Yeliz Karabulut, çok teşekkürler. ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü bizimle beraberdi. Bu arada dolar 2.20.70'te, endeksi %0.4 primle işlem görürken euro da 2.86'dan işlem görüyor.